İkincisini düzenlediğimiz yarın eğitimi zirvesinde bu süre zarfı içerisinde zirvemize olan süreç içerisinde siz ve sizin gibi değerli hocalarımızla yarın eğitimi söyleşileri düzenliyoruz. Bugün eğitim alanının içinden biri Mustafa Özcan hocamızla beraberiz. MEF Üniversitesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz emeğiniz için, paylaşacağınız fikirler için. Şimdi öncelikle eğitimin ana etkenlerinden eğitimcilerin, eğitim fakültesinin bir dekanı olarak Mustafa Özcan hocaya göre eğitim nedir? Eğitim değişimdir. Eğitmek değiştirmektir. Eğer bir insanı eğitiyorsanız o insanı değiştiriyorsunuz. Hatta bırakın insanları, hayvanlar için de söz konusu. Köpeği değiştiriyorsanız ona bir şey öğreterek onu değiştir. Yani bu bir eğitim. Köpeği de eğitebilirsiniz, kediyi de, ne bileyim diğer hayvanları da. Tabii bizim konumuz insan. Yani insanı eğitmek demek, insanı değiştirmek demektir. Ha şöyle bir yaklaşım var Türkiye'de. Bazı hocalarımız eğitim istendik davranışların işte benimsenmesi gibi bir tanım yapıyor. Yanlıştır. Tekrarlıyorum, yanlıştır. Çünkü eğitimde kazanılan davranışın istendik olması veya olmaması kültürel bir şeydir. Yani eğitimin bir teknik boyutu var. Eğitim çok boyutlu bir olay. Bir, eğitim millidir, yereldir, tam anlamıyla millidir ve yereldir. Ama sadece milli değildir. Aynı zamanda evrenseldir. Çünkü insan malzemesi insandır. Dünyanın her tarafında insanın ihtiyaçları aynıdır. İnsanın ihtiyaçları evrenseldir. Öğrenme ihtiyacı da evrenseldir. Çünkü öğrenerek büyürüz, geliştiririz, var oluruz. Ama bir de eğitimin teknik boyutu vardır. 2 kere 2 4'dir. Dünyanın her tarafında böyledir bu. İşte 100 derecede su kaynar, dünyanın her tarafında deniz seviyesi de böyledir. Yani bir de teknik boyutu var. Dolayısıyla eğitmek değiştirmektir. Ben bir öğrenci eğer işte 2 kere 2 4 eder bunu öğretiyorsam artık onda bir zihinsel değişim oluşmuştur. Bir şeyi öğrenmiştir. Tabi eğitimin özü öğrenmedir. Öğrenmeden eğitim olmaz. Öğrenmeden değişim olmaz. Değişim için, yani eğitim için mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Öğretiyorsunuz. Bu teknik bir iştir. Yani eğitimin teknik boyutu var, evrensel boyutu var, tabi yerel boyutu var. Ve eğitimin istendik olması olmaması tamamen kültürel bir olaydır. Ne demek bu? Hani demin dedim ya, insanın ihtiyaçları evrenseldir. Ama o ihtiyaçları karşılama yolları yereldir, millidir. Mesela siz sabahleyin kahvaltıyı çayla, beyaz peynirle ve zeytinle yaparsınız. Bir de ekmekle yaparsınız. Bunu bir başka ülkede, insanlara bunu yaptıramazsınız. Hatta ben bunu gözlediğim için söylüyorum. Mesela beyaz peynirin tadısı da çok hoş gelir ekmek ve çayla. Ama bir Amerikalıya bunu verdiğiniz zaman o peynir o kadar tatsız geliyor ki ağzına bir lokma peynir veriyorsunuz, yüzünü buruşturuyor falan. Bu ne diyor? Ya sabahleyin bu yenebilir mi? Çay. Ya zeytin zaten sofrada yenen bir şey değildir. Böyle hani işte kokteyllerde falan kullanılan bir şeydir. Yani bu şimdi Amerikalı'nın yaptığı da yanlış değil, Türklerin yaptığı da yanlış değil. Onlar için güzel olan Amerikan kahvaltısı yani işte bir küçük bir kaba, işte mısır gevreğe koymak, üzerine süt dökmek işte ana kahvaltı budur. Türklerde çay, ekmek, zeytin, peynirle kahvaltı yapar. İkisi de güzeldir. Yani kültürel farklılıklar kusur değildir. Onun için bir davranışın bir kültürde beğenilmesi, bir başka kültürde beğenilmemesi mümkündür. Asıl olan bir şeyin öğrenilmesidir. Eğer bir şey öğrenilmiş ve davranışa dönüşmüşse biz bunu gözleriz. Değişim oluşmuştur. Ama bu değişim size göre iyi, bir başkasına göre kötü olabilir. Orası önemli değil. Önemli olan değişimin vuku bulmasıdır. Eğer değişim varsa eğitim vardır. Bu özet yeter mi? Evet, evet hocam. Peki. Kısa ve öz oldu, bayağı etkili oldu. Peki hocam, Türkiye'de MEF Üniversitesi olarak eğitim fakültenizde de buna dahil pek alışılmadık bir model ile eğitimi inşa ediyorsunuz. Flipped evet. Learning. Sen Flipped Learning hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Ben aslında orada küçük bir düzeltme yapayım sizin açıklamanızda. Şimdi bizim üniversitemizde bir tek model yok. 3 tane model var. Evet. Birisi Flipped Learning. Ama 2 model daha var. Philip Learning okulda, üniversite, derste. Bizim 3 modelimiz var. Evet. Philip Learning üniversitenin tamamı için zorunludur. Ve dünyada ilk defa MEF Üniversitesi bütün bilimlerinde Philip Learning uygulamasını zorunlu kılmıştır. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde bir kurumun tamamında bu zorunlu değildir.
Bu Philip Dörn'ün biliyorsunuz ilk defa Amerika'da ortaya çıktı. İkilisi öğretmenin bunu başlattı. Onların da amacı Amerikan kültürüyle ilgili bir olay var burada. Şimdi Amerika'da liselerde çok fazla müfredat dışı etkinlik vardır. Mesela bando vardır, işte futbol vardır diyelim ki. Hani işte diğer yarışmalar vardır falan. Öğrenciler o gruplarda, görevli öğrenciler işte eyaletler arası karşılaşmalara giderler, uluslararası karşılaşmalara giderler falan. Böyle bir hafta, 10 gün okuldan uzak kalırlar. Tabi öğrencilerin başarısı düşüyor. Amerika'da futbol oynayan, futbol çok popüler, futbol oynayan çocukların başarısı düşmemesi için çok tedbir aldı okullar. Çünkü bir de onu şey, bir de şöyle bir akım var. Siz bu çocukları kullanıyorsunuz, akademik başarılarına önem vermiyorsunuz, onlara futbol oynatıyorsunuz, onları sömürüyorsunuz gibi de bir akım var. Bu tenkitten, tenkide maruz kalmamak için okullar gerekli tedbiri alıyor. Çocukları ekstra ders çalıştırıyor, işte bir şeyler yapar filan. Neyse iki tane öğretmen diyorlar ki ya bizim öğrenciler derslerden geri kalıyor. Biz o çocuklar yokken anlattığımız dersleri videoya alalım ve onlar gelince onlara verelim. Faydalı olur diye bir fikir akıllarına geliyor. Yani evet. Bunun da bir hikayesi var da özetliyorum. Ve bunu başlatıyorlar. Bakıyorlar ki dönem sonra çocukların başarısında bir farklılık var. Yani eskiye göre daha bir yükselme var. Diyorlar bu iyi o zaman. Bu okulda yaygınlaşıyor. Derken komşu kasabanın okullarında falan derken böyle bir yaygınlaştı. Philip Learning Amerika'da bunu herkes bilir. Burada Philip biliyor, Philip'ten kasıt ters yüz etme. Hani biliyorsunuz para yazı tura var ya. Yani yazı tura gibi düşünmesi bunu. Yani eskiden çocuk ne yapıyordu? Okulun içinde öğreniyordu. Okulun dışında ödevini yapardı. Bu Philip'ten kasıt yani biraz daha felsefi olur. Bir adım geriye atıp açıklama yapmak istiyorum. Yani burada kasıt tabii ki öğrenci yani yapılan iş öğrencinin önceden onu videoda seyretmesi, dersi. Ama onun bir adım gerisinde başka bir şey var. Deniyor ki eğitimciler diyor ki ya biz anlatıyoruz sınıfta. Çocuklar gidiyor evde ödev yapıyor ya. Tabi annesi babası yapıyor bazen de biliyorsunuz bu çok yaygın bir şikayet konusu. Diyorlar ya bunlar okula gelmeden daha öğrensinler bunu. Bunlar okula gelmeden daha sınıfa gelmeden bunların öğrenmesini sağlayalım. Nasıl sağlayalım? İşte okumaları lazım. Kitap var, bölüm var vesaire. Ama okumuyor çocuklar. Bu yeni kuşak pek okumayı sevmiyor. Ama seyretmeyi seviyor. Yani bu okuma falan var ama bir de şey yapalım, videoya çekelim anlatacağımız dersi. Ve böyle bir uygulama başlatılıyor. Yani Amerika'da bu var ama Amerika'nın her tarafında yaygın bir uygulama falan değil. Yani bazı okullar uygular, bazı hocalar uygular falan. Benim geldiğim üniversitede bu uygulama yoktu mesela. Ama bize başka şeyler yapıyorduk. Neyse sonuç olarak işleyeceğimiz dersi önceden videoya çekiyoruz. Mesela önümüzdeki haftanın konusu ne olsun? Diyelim benim okuttuğum bir dersten, diyelim eğitime giriş dersi veriyorum ve önümüzdeki hafta konu engelli öğrenciler ve eğitim. Engelli öğrencilere nasıl eğitmeliyiz? Şimdi bununla ilgili benim de çocuklara bir işte yayın, bir makale, bir kitap bölümü falan okumalarını istemişimdir. PowerPoint vardı, onu hazırlamışımdır daha. Onları veriyorum zaten. Onlar internet ortamında, onlar erişebiliyorlar. Biz çok fazla teknoloji kullanan bir üniversiteyiz. Blackboard diye bir sistemimiz var yani. O sistem onları koyuyoruz, öğrenciler oraya erişebiliyor zaten. Yani bir derse kaydolmak demek, İnternet ortamında o derse, o dersin malzemesine erişebilmek demektir. Ama bunların yanında bir de bizim burada stüdyomuz var aşağıda. Stüdyoya gidiyorum, orada teknisyen arkadaşlar var. Onlar benim konuşmamı, yani o dersle ilgili anlattığım şeyleri videoya çekiyorlar. Ve onu biz internet ortamında öğrencilerimizin ulaşacağı şekilde internet ortamına yüklüyoruz. Ancak yani birkaç büyük noktası var. Bir, hani bir ders 2 saattir ya, 2 saatlik video çekmiyoruz. Zaten 2 saatlik videoyu kimse izlemez artık dünyada, öyle bir şey yok. Yani en çok, en uzun 20 dakika olsun istiyoruz yani bir haftalık video. 20 dakikada, mesela ben hiç 20 dakikalık video çekmedim. 10'ar dakikalık yapıyorum. Yani 10 dakika civarında videolar koyuyorum. Bazen de mesela bir başkasının bir videosunu buluyorum ya da işte bir filmden bir kesit alabilir, oraya koyabiliyorum yani. İstisnai olarak. Philip Learning bu. Bir modelimiz zaman bu. İkinci model okul üniversite, üçüncü model dersem demişim. Onlar eğitim fakültesinin modeller ama üniversitenin benimsediği modeller bunlar.
Okul üniversite bir öğretmen eğitim modelidir. Dersem ise bir öğrenme modelidir. Yani ders, çocukların dersi nasıl öğrenmesi gerektiğine, öğretmenin dersi nasıl işlemesi gerektiğine dair bir model. O bütün birimlerde, bütün anaokulundan doktoraya kadar her yerde kullanılabilir. Ben şimdi okul üniversiteyi anlatayım size. Çünkü buraya gelirken ben bu fakülteye okul üniversite modeline göre öğretme yetiştirmek üzere geldim. Yani İbrahim Arıkan ve Muhammed Şah, İbrahim Arıkan Bey bizim kurucumuz. Bu fotoğrafını gördüğünüz hocamız rahmetli oldu. Kendisi de bir öğretmendir. Yani öğretmen okulu mezunu. Ben de öğretmen okulu mezunuyum. Ben de Mersin öğretmen okulu mezunuyum. O Pazarıören öğretmen okuluna gitmiş. Oradan yüksek öğretmen okuluna Ankara'ya gitmiş. Başarılı bir öğrenci. Yani hani eğitimci bu sektörün insanı. Onlar benden, ben de Amerika'da öğretim üyesiydim. İşte şu kitabın lansmanı için 2013 Aralık ayında Türkiye'ye gelmiştim. Bu da bir öğretmen eğitim modeli işte. Okulda üniversite evet. Zaten. TÜSİAD'a danışmanlık yapmıştım o yıl. Bana İbrahim Bey, işte bilgi çalışmak istiyoruz dedi. Ben de işte okuduğum üniversite model vesaire onu anlattım. Çünkü daha evvel bir başka üniversiteye danışmanlık yaptım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde rektörü akademik danışmanıydım. Ondan evvel TED Üniversitesi'ne öğretmen eğitim modeli geliştirmiştim. O modelde sonra yayınlandı TED Üniversitesi. TED yayınlarından çıktı bilgi çağında öğretmen diye. Hem bilgi çağında öğretmen hem de bu okul üniversite internet ortamında PDF olarak var ve bedavadır. Yani hani onu söyleyeyim, isteyenlere şey yapıyoruz, yani talep ücretinden istemeden veriyoruz. Çünkü bizim ilkemiz paylaşarak büyümek. Yani prensip olarak bu eğitim komitesinde o ilkemi buluyoruz. İşte okul üniversite modelinden bahsedince İbrahim Bey bana bu modeli tabi anlattım tekrar. Üniversitenin o zaman daha açılmamıştı. İşte 2013 Aralık'ta açılma hazırlığı yapılıyordu. Sundum modelin nasıl bir şey olduğunu. Zaten bu TÜSİAD Marmara Oteli, The Marmara diye bir otel var Taksim'de. Orada basına açık bir sunum yapmıştık, lansmanını yapmıştık kitabı. Zaten gazetelerde falan o günlerde çok fazla yazı vardı. Yani Hürriyet'te 3 tane köşe yazısı çıkmıştı mesela o 2013'te bununla ilgili, yani bu modelle ilgili. Neyse İbrahim Bey bana bir tek kelimesini dahi değiştirmeden bu model uygulamanı istiyorum dedi. Ve onun üzerine ben Amerika'daki işimi bıraktım ve buraya geldim. Çünkü bu benim hayalim. Yani bir hayalin peşine düştüm, geldim ve çok iyi gidiyor her şey. Bu senelik mezunlarımızı verdik ve mezunlarımız kapışıldı. Yani KPSS'ye falan girmedi mezunlarımız. Şimdi bizim üniversite 5 yıl biliyorsunuz. Biz 4. yılını bitirdik henüz. Yani henüz aslında esas mezunlar önümüzdeki yıl olacak. Bu yıl küçük bir grup mezun ettik. Bunlar hazırlık okumayan çocuklar. Biliyorsunuz bizim öğretim dilimiz İngilizce. İlk yıl gelenlerden işte %10 kadar, %15 kadarı o yabancı sınavını geçiyor. İngilizce bilerek geliyorlar. Onlar mezun oldu bu sene. Yani bütün fakültelerden, 5 fakülteniz var, mezun verdik. Eğitim fakültesinde 6 kişi mezun oldu. 3 tane matematik öğretmenliği bölümünden, 3 tane de psikolojik danışmanlık bölümünden. 6 kişiden şu anda 3 tanesi anlaşma imzaladı. Yani şu anda demiş 2-3 ay oldu imzaladı. Birisi daha Şafakay'la imzaladı. Zaten okul, üniversite birincisi eğitim fakültesinden çıktı. Meryem Esmer diye bir kızımız daha Şafakay'la anlaşma imzaladı. Bir başkası Aysun Fendi diye bir kızımız Think Koleji var. Teknoloji ve İnsan Koleji. Onun da anlaşma imzaladı. Mehmet Ali Işık bu arkadaşımız Erdem Koleji ile anlaşma imzaladı. PDR bölümünden de bir kişi, 3 mezun etmiştik. Birisi Almanya'dan yüksek lisansa kabul aldı, oraya gidiyor. Diğer ikisi de şu anda aslında birisi şeyde çalışıyor, Habertürk'te çalışıyor ama aynı zamanda hem MEP okullarıyla hem Açı Koleji'yle iş görüşmesi yapıyor şu anda. Eyüpcan diye bir diğeri, o da iş görüşmesi yapıyor. Yani bizim mezunlarımız kapışılacak demiştim. Öyle oldu. Biliyorsunuz öğretmenlerin iş bulması çok zor şu anda ama bizim için geçerli değil bu. Çünkü okul üniversite modeliyle biz çok iyi yetiştiriyoruz. Yani Türkiye'de değil, Türkiye dışında da iş bulacak ve çalışacak şekilde bize öğretmen eğitimi veriyoruz. Biliyorsunuz dünyanın her tarafında insanlar Türkiye'de öğretmenlik yapıyor. Şu anda Türkiye'de Portekizli, Finlandiyalı, Hollandalı, Amerikalı, Güney Afrikalı yani her taraftan öğretmen var. Ama dünyanın hiçbir yerinde Türk öğretmen göremezsiniz. Yani dünyada Türkiye'de eğitim fakültesini bitirmiş ama işte Amerika'da matematik öğretmenliği yapan, Finlandiya'da İngilizce öğretmenliği yapan öğretmen göremezsiniz.
Eğer varsa o ülkede doğup büyümüş filandır. Bak çok istisnai bir halde. Öğretim üyeleri vardır. Peki nasıl oluyor? Ya Türkler aptal mı ya? Niye Türk öğretmenler? Türk öğretmenler daha zekidir, daha fedakardır, daha idealisttir. Çok seçkin bir gruptur. Ama dünyada iş bulamıyorlar. Ama dünyanın diğer yerlerindeki öğretmenler Türkiye'de iş buluyor. Şu anda binlercesi var Türkiye'de. Yüzlerce bizde var sadece. Tabi sebep ne biliyor musunuz? Çünkü bu mevcut eğitim fakülteleri bizi öğretmen adaylarına ona göre hazırlanmıyor. Ya kusur öğretmenlerde değil, kusur bizde. Eğitim fakültelerinin kendisini yenilemesi gerekiyor. Demin söylüyordum, hani biraz sonra sanıyorum belki yine konuya değineceğiz. Esas sorun eğitim fakültesinin yeniden yapılandırmasıyla ilgili. Bizim amacımız dünyanın her tarafında çalışabilecek bilgili, becerili, erdemli öğretmenler yetiştirmek. İşte okul üniversite modeli bunun için var. Birkaç ana hatlara değineyim. Bir, öğretmenlik deneyimi olmayan, en az 2 yıl öğretmenlik deneyimi olmayan öğretim üyesi çalıştırmıyoruz. 2, müfredatı değiştirdik. Öğretimin yarısı teorik, yarısı pratik ve eş zamanlı. Teori ile pratiğin eş zamanlı öğrenildiği bir eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz daha birinci sınıfa gelir gelmez okullara gönderiyoruz. Oradaki öğrencilerle eşleştiriyoruz, onlara ders çalıştırmaya başlıyorlar. Birinci ve ikinci sınıf, yani birinci sınıf haftada yarım gün okullardalar. İkinci sınıf haftada bir gün okullardalar. Üçüncü sınıfta staj başlıyor. Öğretmen yardımcılığı dediğimiz bir stajla iki dönem. Haftada 2,5 gün okullarda bir öğretmenin yardımcılığını yapıyorlar. Yani bir mentor, usta bir öğretmenin. Yani çıraklık dönemi üçüncü yıl. Biri ve iki yamaklık, üçüncü sınıf çıraklık, dörtte kalfa oluyorlar. Haftada 3 gün okullarda ve öğretmenliğe başlıyor. 3'te küçük gruplara ders veriyorlar. Micro teaching deniyor ona. Birebir ders çalıştırıyorlar. Eğer hazırsalar sınıfın tamamına yavaş yavaş ders vermeye başlıyor. 4'te sınıfın tamamına ders verme deneyimi başlıyor. İlk dönem işte 5 hafta, ikinci dönem 7 hafta ders veriyorlar. Bizde staj 18 hafta sürüyor. Yani okulların takvimiyle staj takvimi aynı. Yani üniversite 14 haftadır biliyorsun, bir dönem 15 haftadır bazen. Okullar 18 haftadır, Türkiye'de de, diğer ülkelerde öyledir. 18 haftadır bize staj dönemi, 4 tane staj dersimiz var. İlk ikisi öğretmen yardımcılığı 10 AKTS artı 10 AKTS, son sınıfta da 15 AKTS oluyor. Müfredatın, yani 1'de ve 2'de teorik dersler çoktur. 3 ve 4'te dersler azaltıyoruz, uygulamayı çoğaltıyoruz. Böyle bir farkımız var. Bir dersten dediğimiz modeli uyguluyoruz. Yani biz uygulaması olmayan ders okutmuyoruz. Öyle hocanın uzak attığı, anlattığı, öğretmenin ezberlediği öyle bir ders yok bize. Bütün derslerin mutlaka uygulanması gerekiyor. Ne kadar teorik olursa olsun hayatta karşılığı olması gerekiyor. Ben bir ders okutuyorsam ve o karşılık yerini bulacak. Yani öğrencim onu uygulayacak. Uygulayamadığınız bilgi sizin değildir. Hatta sizin başkanınızın geçen gün sosyal medyada gördüm ben. Çağımızın sorusu ne biliyorsun değil, ne yapabiliyorsun diyor. Doğru. Ya önemli olan ne yapabildiğiniz. Çünkü eğer yapabiliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Evet. Yani uygulayamadığınız bilgi size yüktür. Bu okul üniversite. Çok iyi gidiyor. YÖK'ün de en son programında bizim programımızdan bazı yerleri aldığını gördük. Mesela son sınıfa iki stajyerisi koymuşlar. Bizim programı aynen oradan hani kes ve yapıştır yapmışlar. 15 AKTS'de ikisi. Bizim öğretmende kalabalık dedim yani. Kalabalık kısım dedim ya. Öğretmenin adaylığı kısmı. Ona olduğu gibi almışlar. Ama 3. sınıfı görmemişler. 3'te de var stajımız halbuki bizim. Neyse o model o. Şimdi gelelim dersteme. Dersten benim hayatımın modeli bu. Buna aşığım ben. Ders ve erdem. Niçin biliyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Hani uzun bir öğretmenlik deneyiminden sonra. Benim meslekte 7. yılım. 1968'de ben öğretmenliğe başlamıştım. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Ala Mescid köyünde. Daha 18 yaşındaydım. Çünkü öğretmen okulları o zaman lise düzeyindeydi. Şimdi o yıllardan bu yıllara kadar neler geldi, neler geçti. Yani ilkokul öğretmenliği 4 yıl, ondan sonra öğretmen okulu öğretmenliği, eğitim enstitüsü öğretmenliği, işte üniversite asistanlık, ergen işte idarecilikler, Amerika'da öğrencilik, asistanlık, öğretim üyeliği 26 yıl, diğer ülkelerdeki sistemlerin incelenmesi falan. Ben oturup şunu düşünüyorum, ya ben ne istiyorum? Ya ben Mustafa Özcan olarak, bu ülkenin okuttuğu, beslediği, büyüttüğü bir insan olarak, ben bu ülkeye ne vermek istiyorum? Ya benim amacım ne? Bu dünyada benim niye varım?
Bir eğitimci olarak Mustafa Hoca bu dünyada niye var kardeşim? Bunu soruyorsun. Ben bunu çok sordum. Ve benim geldiğim şey şu. Ben eğer bir eğitimciysem öğrencilerimin başarılı ve erdemli olmasını istiyorum. Başarılı ve erdemli. Yani başarıdan kastım hani müfredat var ya ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, lisans üstünde. Yani öyle hani tarihi zor başarı kavramı değil. Yani öğrenciysen okuldaki işi o dersi öğrenmen lazım. Fizik, kimya, matematik neyse o. Onu başaracaksın kardeşim. Bir. Zaten hayattaki başarı oradan geliyor. Onu başaramazsan hayatta da başaramıyorsun. Başarılı olmalı benim öğrencim. Fizik, kimyayı bilmeli. Yeter mi? Hayır, becerili olmalı. Ne demek istiyorsun? Yani mesela çevreyi koruyabilmeli. Mesela işte demokratik davranışları benimseyebilmeli. Aslında burada erdem ne demek istiyorum? Erdemle onu da açıklamam gerekiyor. Yani öğrencim başarılı olsun. Bilgili ve becerili olsun istiyorum. İki, erdemli olsun. Yani iyi olsun istiyorum. Buradaki yani dersin akademik içeriği var kastettiğim şey. Bir de beceriler var. Mesela demokrasi denen bir şey var. Bunu biliyorsunuz hepiniz ama demokratik davranışlar vardır. Mesela bir insan oturup dinlemeyi bilmelisiniz. Karşınızdaki insana da sizin kadar hakkı olduğunu kabul edip bunu içselleştirip bu hakkı o insana tanımalısınız. Konuşmayı bilmelisiniz, tartışmayı bilmelisiniz. Oy vermenin bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu bilmelisiniz ve bunu davranış haline getirmelisiniz. Ama daha da önemli bir şey var bu çağ için. Eleştirel düşünme becerisine sahip olmalısınız. Critical thinking. Sorgulayabilmelisiniz. Bir soruna farklı açılardan bakabilmelisiniz. Bunların ötesinde de erdemli olmak. Ne demek bu? Mesela vatan bir değerdir. Ama vatansever olmak bir erdemdir. Çevre bir değerdir. Ama çevreci olmak bir erdemdir. Eşitlik çok önemli bir değerdir. Ama eşitlik için çalışmak bir erdemdir. Şimdi yani bir şeyi bilmek değil, onu davranışa dönüştürmek gerekir. O zaman biz ona hani erdemli insan diyoruz. Benim öğrencilerim başarılı ve erdemli olsun diye özetliyorum. Aslında Türkiye'nin hemen her tarafında, konuşma yaptığım yerlerde insanlara bir tek soruluk bir anket veriyorum ben. Çocuklarınızın nasıl olmasını istiyorsunuz diye. Şu anda binlercesi var. Yani işte Erzurum'da yaptım bunu, Bingöl'de yaptım, Ünye'de, Samsun'da, Ordu'da, Antalya'da, İzmir'de defalarca, İstanbul'da defalarca, tabii Tokat'ta, ne bileyim işte gittiğim yerlerde yapıyorum. Artık biliyorum anne babalar ne istiyor, çocuklar nasıl olmasını istiyor. Farklı şeyler yazılsa bile yani görüyorsunuz onların neyi kastettiğini. Anne baba da çocukların başarılı olmasını istiyor. İyi bir iş olsun. İşte ortaokulda ise iyi bir liseye girsin. Lisede ise iyi bir üniversiteye gitsin. İyi para kazansın, iyi bir hayat yaşasın istiyor. Kesin. Bazıları işte yabancı bilsin istiyor. Yurt dışına gitsin istiyor. İki, çocuklarımız terbiyeli olsun, vatansever olsun, işte empatik olsun, hayvanları korusun, insanları sevsin. Yani iyi insan olsun istiyorlar. Doğudan batıya biraz farklılaşma oluyor. Yani Bingöl'le, Erzurum'la, İzmir arasında fark görüyorsunuz ama temelde aynı. Bir başarı vurgusu var, bir de iyi insan vurgusu var. Yani erdemli olsun vurgusu var. Onun için ben diyorum ki benim öğrencilerim bu ülkeye yararlı olacaksa başarılı ve erdemli olmalı. İnsanlığa yararlı olacaksa da başarılı ve erdemli olmalı diyorum. Yani insanları sevmeli. Örk, din, dil ayrımı yapmadan, cinsiyet ayrımı yapmadan, engelli ayrımı yapmadan insan olduğu için insanları sevmeli. Her insanı kutlu bir emanet kabul etmeli. Bu erdem. Yani bu erdem dediğimiz şey bu. Şimdi bunun peki nasıl olacak? Yani aklınıza gelmiyor mu? Hocam iyi de bunu nasıl yapacağız? Bu tabii insanın genlerine kodlanmış bir şey değil. Yani Allah işte Enes kulun insanları çok sevsin diye bir şey yazmıyor önce. Allah sana o yeteneği vermiş. Seversin ya da sevmezsin. Yani hani Allah mesela işte Didem kulun çevreyi korusun diye bir şey yazmamış kendilerinize. Ama size o yeteneği, o potansiyeli size vermiş. Yani bunun öğrenilmesi gerekiyor. Başarılı ve erdemli birey eğitimle yetişir. Bu eğitim nerede verilecek? Tabii ki aileden başlaması gerekiyor ama aile o kadar meşgul ki artık. Modern toplumda anne baba çalışıyor. Anne babanın vakti yok çocuklarla uğraşacak artık. Bu iş okulun işi. Yani okul biliyorsun okullaşma dedikleri süre giderek artıyor. İşte Türkiye'de de biliyorsun şimdi 12 yıl zorunlu eğitimdeyiz. Eskiden bu 5 yıl, ondan evvel 3 yıl, 5 yıl oldu, 8 yıl oldu, 12 yıl oldu.
Yani okulda geçirdiğin süre o kadar çok artıyor ki. Okulda benim öğrencilerimin başarılı ve erdemli olmasını sağlamam gerekiyor. İşte bu dersem onun modeli. Temel ilkelere bak. Bir, dersi öğrenen akademik içerik mutlaka uygulanacak. Onu uygulayacaksınız. Yani öyle okuyup, ezberleyip, sınavdaki sorulara cevap verip geçmek yok. Onu bir şekilde uygulayacaksınız. Bir ürün elde edeceksiniz, bir hizmet üreteceksiniz. Ya o kadar çok örnek var ki, mesela bu bir kolejde yaptık biz bunu. Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki öğrenciler, o dersin içeriğinde deyimler var. İşte keçileri kaçırmış, vermezse Mahmut neylesin, Mahmut gibi. Demokrasi'nin kılıcı gibi. Bu anlaması pek de kolay olmuyor. Deyimler var o çocuklar için. Çocuklar ne yaptılar biliyor musun? O deyimlerin anlamını açıklayan piyesler yazdılar. 10 tane piyes yazdılar. 10 tane piyesi sahneye koydular. Yani bilet satışından kostüme kadar her şeyi kendiler yaptılar. Çocuk Esikleme Kurumu çocuklarına gidip bedava oynadılar. Ondan sonra da okulun velilerini oynadılar. Anne babalara paralı oynadılar. Oradan kazandıkları parayla da Çocuk Esikleme Kurumu'nda çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler aldılar. İşte onlara sordular ne istiyorsun diye. Kimisi dolar istiyor, kimi kitaplık istedi, kimisi tablet istedi. Yani hem akademik içeriği uyguladılar hem de bir iyilik yaptılar. İyilik yapmadan iyi olunamaz. Kesinlikle. Tekrarlıyorum, iyilik yapmadan iyi olunamaz. Öğrencilerime iyilik yapacaklara fırsatı vermem gerekiyor. İşte bir başka bir ortaokul projesi mesela, o da Türkiye'de yapıldı geçen sene. Pembegüs dersinde sabun üretti çocuklar, doğal sabun ürettiler. Ve bu sabunları sattılar. Bak burada bir yerde olması lazım hatta sabunları, orada var evet. Mı? İşte onun tanesini 5 lira sattılar çocuklar. Ve kazandıkları parayı da yine iyilik yapmak için, yani ihtiyaç olan insanlara işte bir şeyler almak için kullandılar. Mesela Amerika'da yaptırdığım bir proje vardı, yine Pembegüs dersinde organik tarım üretimi yaptılar. Elde ettikleri ürünleri de o mahallenin fakirlerine dağıttılar her hafta. Yine mesela Amerika'da yaptırdığım bir proje vardı, gölde biyoloji projesi. Orada da bir suyu kirlenen, kokan, balıkların öldüğü bir göl var. O gölü biyoloji dersini alan öğrenciler tekrar eski haline getirdiler. Yani derste öğrendiklerini kullanarak gölü tekrar yani kokmayan, balıkların ölmediği temiz bir göl haline dönüştürdüler. Yani akademik içeriği uygulanacak. Bir fakültede biz ne yapıyoruz? Mesela matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerimiz gidiyor. Matematik başarısı düşük olan ilk, orta ve lise öğrenciler ders çalıştırıyor. İngilizce bir öğretmenliği bölümü öğrencilerimiz gidiyor, İngilizce dersi veriyor. PDR bölümü öğrencilerimiz gidiyor, rehberlik serbestlerinde çalışıyor. Para almadan, tamamen karşılıksız hizmet. Yani kendi gelecekteki mesleğiyle ilgili aldığı derslerin uygulamasını yapıyor. Ama bunu yaparken de toplumsal bir sorunu çözüyor ya da çözümüne katkı sağlıyor. Yani proje yapıyor. Yani dersem aslında proje temelli eğitimdir. Ama içinde iki tane proje var. Akademik proje var, bir de sosyal sorumluluk projesi var. Dersin akademik içeriğini uygulamak için bir proje yapıyorsunuz. Evet. Artı onu uygularken bir toplumsal bir sorunu çözüyorsunuz karşılıksız olarak. Dolayısıyla akademik içerik yapılandırmacı yöntemlerle öğreniliyor. Yaparak, yaşayarak, üreterek öğreniliyor. Yaparak, yaşayarak, üreterek, yaparak, yaşayarak, üreterek öğrenmek Türklerin çok iyi bildiği bir iştir. Biliyorsunuz yapılandırmacılık diye bir teori var. İşte Ziya Selçuk, yeni Milli Eğitim Bakanımız 2006'da müfredat değişikliği yapmıştı. Talim Terbiye Kurulu Başkanıydı o zaman. Yapılandırmacılığın uygulanması için işte çok büyük çaba sarf etti. Bu yurt dışında yani geliştirilen bir teori bu. İşte 1890'lardan itibaren işte Amerika'da John Dewey var, işte Rusya'da daha sonra Vygotsky var, işte Avrupa'dan Piaget varlar. Yani teorisyenler olan bir teori ve bu şöyle bir şey. Ya yani bu öğretmenlere eğitim şöyle yapın demez bu. Öğrenme nasıl bir şey onu açıklayan bir teoridir. Ve öğrenme bir zihinsel yapılandırmadır. Yani bir şey öğrenirken zihninizde bir yapı oluşuyor, zihinsel bir yapı. Tabi burada yapı hemen inşaat kavramını akla getiriyor. Çünkü eskiden de zaten benim öğrencilik yıllarımda bizim eğitim bilimleriyle ilgili derslerde bu teoriden inşaatçılık diye bahsedilirdi. Sonradan yapılandırmacılık oldu. Constructivism bunun İngilizcesi. Amerika'da tipik bir eğitimci mesela constructivist'tir. Yani yapılandırmacı eğitimi benimsemiştir. Öğrenci merkezli, yaparak ve yaşayarak eğitim benimsemiştir ama
Bunu dünyada en iyi şekilde uygulayanlardan birisi Türklerdi. Bilirsiniz eskiden köy enstitüleri vardı. Köy enstitülerinde eğitim yöntemi üreterek öğrendiydi. Yaparak, yaşayarak, üreterek öğrendi. Yani mesela terzilik mi öğreneceksin? Elbise dikerek terziliği öğreniyorsun. Çiftçilik mi öğreneceksin? Buğdayı, pamuğu, zeyt neyse işte fıstığı dikerek, üreterek o çiftçiliği öğreniyorsun. Hayvancılık dersi mi var? İşte ineklerin bakımı, beslenmesi, doğumu, sütün sağılması, peynirin yapılması, yoğurdun yapılması. Üreterek öğreniyorsun. Tabii çok başarılı bir yöntem bu. Asıl yöntem odur. Yani eğitim böyle olmalı. Tabii her şeyi öyle öğrenemezsiniz ama mesela diyelim ki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Atatürk'ü anlatıyorsunuz. İşte milli mücadele nasıl başladı değil mi? İşte İstanbul'dan Bandırma Vapuru'na bindi, Samsun'da indi, oradan işte Amasya'dan, efendim, Sivas, Erzurum, Kongreleri vesaire. Şimdi bunu anlatırsınız, kitaptan okur öğrencileriniz, sınavda sorularınızı cevaplandırır, sınıfı geçer. Ama ben tarih öğretmeni olursam bunu nasıl okuturum biliyor musun? Öğrenciler İstanbul'dan bir vapura bindiririm, Bandırma Vapuru'na benzeyen bir vapura. Oradan götürürüm Samsun'a. Yolda giderken de biliyorsun o vapurda insanlar vardı, Atatürk arkadaşları vardı. Günlerce yapılacak işler tartışıldı. O tartışmayı yaptırırım orada. Onu yaşatırım öğrencilerime. İşte birisi Mustafa Kemal olur, birisi Refet Melo olur. Samsun'a inersin, Samsun'da binersin eski bir arabaya, sürersin Amasya'ya. Yani işte o zaman artık o çocuk var ya, ölene kadar bunu unutmaz. Öbür dünyalarda sorsanız bunu hatırlar artık. Eğitim böyle olmalı. Eğitim, ha peki başka türlü olmaz mı hocam? Olur. Her türlü öğrenirsiniz. Evet. Yani okuyarak öğrenirsin, dinleyerek öğrenirsin, yazarak, çizerek falan ve seyrederek hele. O kadar seyredince bir filmi falan düşünür. Nasıl böyle hani her şeyini onu öğrendiğimizi düşünürüz. Ama asıl olan, kalıcı olan, uzun süre olan bilginin, becerinin, değerlerin kendi malımız, mülkümüz, organımız haline geldiği öğrenme, yaparak, yaşayarak, üreterek öğrenmedir. Dersen de bunun modelidir. Evet. Bir öğrenme programıdır, bir öğrenme modeli dersen. Onu biz uyguluyoruz. Aynı zamanda ilaveten de bu gerek dersen olsun, gerek okulda, üniversite olsun, patentini almış olduğunuz bu fikirler gerçekten çok güzel. Çok güzel uğraştılar hocam. Umarım her şey tamamlanır istediğiniz neticede. Peki hocam, sürekli eğitim konuşuluyor her yerde. Peki eğitim fakülteleri, öğretmen eğitimi, sizin de alanında uzman olduğunuz, öğretmen eğitimi veya eğitim fakülteleri yeterince inovatif mi? Veya sizce yarınlar içerisindeki eğitim fakültelerinin rolü, duruşu veya zihniyeti nasıl olmalı? Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerekiyor ve sürekli yeniden yapılandırmalarla devam etmesi gerekiyor. Sebebi şu, çünkü öğretmenler çocuklar da çalışıyor biliyorsunuz, yani bir toplum da çalışıyor ve toplum hızla değişiyor. Yani öğrenci kitlesi, yani 10 yıl önceki, 20 yıl önceki öğrenciyle bugünkü öğrenci aynı öğrenci değil, hatta aynı veli de değil onların annesi babası. Yani toplum sürekli değiştiği için o toplumla çalışmak zorunda olan öğretmenlerin de kendilerini yenilemesi gerekiyor. Yani öğretmen eğitim programının kendisini yenilemesi gerekir. Çağdaş gelişmeler ışığında, hem ulusal hem uluslararası gelişmeler ışığında, hem sosyal hem pedagojik gelişmeler ışığında yenilemesi gerekir. Ama biraz somutlaştırmak, yani ne demek istiyorum, biraz somut örneklerle belki açıklamam uygun olur. Türkiye'de biliyorsunuz son öğretmen eğitiminde son reform 1982'de yapıldı. 1982'den önce öğretmen yetiştiren bütün kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Köy eğitim enstitüleri vardı. 3 yıllıktı. Bazıları 4 yıllık olmuştu. Ben de o eğitim enstitülerinin birinden aslında öğretmen okulu mezunuyum ama sonra İstanbul Eğitim Enstitüsü eğitim bölümünde mezun oldum. O da 3 yıllıktı. 1982'de işte Yükseköğretim Kanunu çıktı. 2547 sayılı. Ve bütün eğitim enstitüleri üniversitelere devredildi ve 4 yıllık eğitim fakültelerine dönüştüler. İlkokul öğretmenliği ile ilgili kısım 2 yıldı, diğerleri 4 yıl oldu. Son 10'da ilkokul kısmı da 4 yıla çıktı. Yani bütün eğitim fakülteleri 4 yıl Türkiye'de. Şu anda 95 tane eğitim fakültesi var. 1982'de bu yapı kuruldu. Ve biz 1982'de çok sevinmiştik. Öğretmen eğitiminde hani
süreyi uzattık, kaliteyi geliştirdik vesaire diye. Aslında bu çok doğru bir sevinç, hak edilmiş bir sevinç değildi. Evet, bir yenilik yapmıştık ama dünyanın gerisindeydik. Örnek vereceğim şimdi, ne demek istiyorum. Bakın 1982'de biz yaptık dedim, değil mi? 1978'de bizden 4 yıl önce Finlandiya öğretmen eğitimini tezli yüksek lisans düzeyine çıkarmıştı. Yani biz daha 4 yılda çıkartmadan önce, daha bizde 3 yıl iken Finlandiya onu tezli yüksek lisans. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Öğretmen eğitimi ortalama 6 yıl sürüyor. Finlandiya Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre öğretmen eğitim fakültesi mezunları en erken 5 yılda, en uzun 7,5 yılda mezun oluyorlar. Ama 5 yılda mezun olan çok azdır. Yani çok süper çalışkan bir öğrenci gelecek, her şeyi bitirecek falan. Ortalama 6 yıl. Geçen sene biz mesela 7 tane konuşmacımız vardı konferansta. Eğitimde gelecek konferansında. 12 konuşmacımız vardı yabancı. 7'si Finlandiya'dan gelmişti. Ve onların içinde bir tanesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencisiydi. 6. yılıydı. Yani 6. yılıydı. Hala mezun olamamıştı kız. Çok da başarılı bir kızdı. Onu ben çağırdım. Çünkü Finlandiya'da bir konferansta konuşmacıydı. Çok hoşuma gitti konuşması. Yani oradaki bir konferansın CEO'suydu. Çağırdım onu, hani bizim öğrencilerimiz de görsün, yani eğitim komitesi öğrencisi bir konferansın CEO'su olabiliyor, yani yöneticisi olabiliyor. Onu da hani arada etkileşim olsun diye çağırmıştık. Yani Finlandiya bizden çok daha önce öğretmen eğitimini daha uzun süreye, daha kaliteli hale getirmişti. Bir başka olay şu, yani Türkiye'deki eğitim fakültesi, sitelerinin yani geç kal değişimi, yani dünyadaki gelişimi takip edemediğini iddia ediyorum. Mesela Amerika'da 1986'dan itibaren eğitim fakültelerinde yenileşme başladı. Ve eğitim fakülteleri bir kısım 5 yıla çıktı, bir kısım 6 yıla çıktı. Bir kısım sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim veriyor. Mesela University of California, Berkeley'de öğretmen eğitimi lisans üstüdür. Yani lisansı yoktur. Üniversiteyi bitirenler gelir, 2 yıl eğitimde öğretmen olur. 2 yıl. 2 yıl uygulamalı eğitimde, yani 2 yıl sürekli okullarda uygulama yaparlar, o arada o pedagojik formasyon derslerini alırlar. Mesela Singapur'da 4 tane farklı öğretmen eğitimi vardır, programda. Birisi, demin dediğim gibi, üniversite mezunları gelir, işte önce bir dosya halinde sınavlarını, işte transkriptlerini falan sunarlar. Seçilenler, bir mülakat var, mülakattan sonra seçilenler 2 yıl eğitim görür ve öğretmen olurlar. O 2 yıllık süre içinde de maaş alırlar. Tamam mı? Bütün özlük haklarının içeren maaş alırlar. Finlandiya'da da eğitim fakültesi öğrencilerine belli bir harçlık verildi. Biz de veriyoruz. Biz de şu anda bizim de staja gönderdiğimiz okullar bizim öğrencilerimize maaş veriyor. Yani harçlık veriyor. Asgari ücretin 1/3'ünü. İşte bunu geçen sene yıl Darüşşafaka'yla başladık. Bu yıl diğer kolejlere de yayıldı. Yani %100 demeyeceğim de %95'i çalıştığımız okullara, ki biz İstanbul'un en iyi okullarıyla çalışıyoruz. İşte Robert Kolej, işte MEF okulları, Darüşşafaka, ENKA, İstek, Terakki, efendim işte Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, İELEB gibi Çaba Bilim Koleji var işte. Yani İstanbul'un en gözde kolejleriyle çalışıyoruz. Devlet okullarında da yine en iyilerle çalışıyoruz. Tabi devlet okulları böyle okumuyor ama yapmıyor, ama bizim sadece öğrencilerimizin şöyle bir durumu var. 1'de 2'de devlet okullarında genellikle, 3'de 4'de özel okullarda oluyoruz. Onların da çoğu bizim öğrencilerimize işte bir yasa var. O yasaya istinaden asgari ücretin 1/3'ünü ödüyor. Finlandiya'da yapıyor bir şey, Hollanda'da yapıyor, Singapur'da yapıyor vesaire. Yani dünya artık öğretmen eğitiminde yüksek lisans düzeyine doğru gidiyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri. Türkiye hala oraya bir adım atamadı. O da Türkiye için benim önerilerim arasında var. Sayın İsmet Yılmaz'a bu raporu kendisi istemişti. Ben de bu raporu ona sundum. Bu raporun sonunda da Türkiye için önerilerim var. İsterseniz onları da size bahsedebilirim. Sonuç olarak gelen sorunuza, eğitim fakülteleri, yani öğretmen işleyen kurumların kendisini yenilemesi gerekiyor. Türkiye küçük küçük hamleler yaptı bunun için. İşte en son hamle de çok bir ay kadar önce yapıldı. Programda bazı değişiklikler yapıldı ama yeterli değil. Yani daha güçlü, daha yenileyici bir hamleye ihtiyacı var Türkiye'nin. Evet. Peki hocam,
yarınların eğitiminde eğitim fakültelerinden bahsettik. Peki eğitimciler, yani sizce gerçekten yani alanın içerisinden bir hoca olarak iddia edildiği üzere öğretmenler yarın eğitiminde pasivize olacaklar mı? Yok, öyle bir şey olmayacak. Yani bu hani şöyle bir şey var tabii, bilginin kaynakları çeşitlendi ama bu öğretmen faktörünün ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Yani öyle yanıltıcı bir şey, algı oluştu belki. Yani şöyle düşünün şimdi siz, ya öğretmenlik dediğiniz bir meslek var ama bu meslek niye ortaya çıktı? Bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Öğretmenler yokken de eğitim vardı. Öğretmen yokken, eğitim, okul yokken, müfredat yokken eğitim vardı. Kim yapıyordu bunu? İşte anne baba. Anne baba bizim ilk öğretmenlerimizdir. Evimiz de ilk okulumuzdur bizim. Yani toplum da bizi eğitir. Hayatın kendisi okuldur aslında. Hayatın kendisi sizi eğitir. Hiç okula gitmeseniz bile hayat sizi eğitir. Aslında belki bir adım geri atıp eğitimin önemiyle ve işleviyle ilgili insan hayatında birkaç cümle söyleyeyim ben size. Yani eğitim yoksa insan yoktur. Ya bu dünyadaki varlığınızı eğitime borçlusunuz. Şimdi böyle hani bırak hocam bu ne demek diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani insan bu dünyaya, insan yavrusu tamamlanmadan gelir. Yani incomplete, unfinished, yani tamamlanmamış, yani bitirin bitmemiş, adeta yarım bir ürün gibi bu dünyaya gelirsiniz. Yani teşbihde hata yoktur diye bunu yapıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Doğduğunuz zaman siz yaşamaya muktedir değilsiniz. Ama mesela ördek yavrusu var, yumurtadan çıkıyor, 15 saniye sonra yüzmeye başlıyor. Atların yavrusu doğar, 20 dakika sonra koşmaya başlar. İnek yavrusu da doğar işte, çok kısa bir süre sonra annesi yalar onu, temizler falan, sonra emzirir, sonra başlar işte ayağa kalkarlar. İnsan yavrusu böyle bir şey değil. İnsanın tamamlanması için, ya bu dünyada var olacak hale gelebilmesi için öğrenmesi gerekir. Yani eğitilmesi gerekir. Eğer öğrenemiyorsanız, yani hayatınızda eğitim denen şey yoksa varlığınızı devam ettiremezsiniz. Siz yoksunuz. Eğitim yoksa insan da yoktur derken bunu kastediyorum. Yani öğrenerek kendinizi tamamlarsınız. Onun için anne baba tabii en başta onlar var yanında. Onlar sizi eğitir. Her şeyi öğretir size. Yürümeyi öğretir, yemeği öğretir, içmeyi öğretir. Yani yanlış nedir, doğru nedir öğretir. Ama eskiden öğretmen de yoktu, okul da yoktu. Fakat bir zaman sonra yani top nüfus arttı, iş bölümü arttı. Anne baba başka işler yapıyor. Çocuk çoğaldı falan. Dediler ki ya birisi de bu işi yapsın. Yani demirci, efendim, terzi, çiftçi vesaire, işte polis, ordu mesela dediler de öğretmen olsun. O da çocuklarımızla eğitimiyle uğraşsın. Yani bir ihtiyaçtan doğdu. Sonra bir yer buldu, bana okul dedik. Şimdi ya bu insanın öğrenme ihtiyacının ortadan kalkması gerekiyor. Ya yani böyle bir şey hayal edemiyorum. Ha şunu düşünebilirsiniz. Hocam eskiden öğretmen bilginin kaynağıydı. Öğretmen bilginin kaynağı köyde, kasabada vesaire. Ama şimdi kaynaklar çeşitlendi. Doğru. İnternet dediğimiz bir derya var. Yani bir bilgi okyanusu var. Orada her şey var. Parmaklarımızın ucunda her şey. Ama çocukların o her şeye ulaşması bile çözüm değil. Her şeyin içinden hangilerini öğrenmemiz gerekiyor? Yani her şey orada da, iyi de orada, kötü de orada. Hani eğitim iyi de olabilir, kötü de olabilir bizim değer yargılarımıza göre. En başta konuştuk ya. Yani insan faktörü başka bir şey. Yani insanın sıcaklığı başka bir şey. Bilgisayar bana öğretmenin sıcaklığını veremez. Üçüncü sınıfta benim öğretmenim, bir gün bakın örnek vereyim, üçüncü sınıftaydım. Bir gün okula geldim, iyi hissetmiyorum kendimi. İşte soba yanıyor sınıfta, öğretmenin masada sobanın yanında. Benim ateşim falan var, öğretmen de farkına vardı. Baktı bana şöyle, Nimet Ezici diye bir öğretmenimiz, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Beni çağırdı, başımı okşadı, öptü, kucağına aldı. Sonra bana işte bir aspirin gibi bir şey verdi. Bak aradan ne kadar yıl geçmiş, yarım asır geçmiş, ben bunu hala hatırlıyorum yani. O yani çocuk, insan sadece makine değil ki ya, bir bilgisayardan diğerine bilgi aktarma olayı değildir eğitim. Eğitim aynı zamanda sevgidir, şefkattir, korumadır, güvendir, aynı zamanda işte modellemedir. Yani bilgisayarda her şey var ama mesela davranışın modellenmesi, dürüstlüğün modellenmesi, çevreciliğin modellenmesi, demokratik davranışın modellenmesi,
Critical thinking dediğimiz eleştirel düşünenin modellenmesi. Bunun için benim rol modellerine ihtiyacım var. Yani bir öğretmene ihtiyacım var. Anne baba bunu yapabilir ama modern toplum anne babaya artık bu fırsatı vermiyor. Sürekli çalışmak, sürekli meşgul olmak, üretmek zorundalar. Yani bu işi bilen bir profesyonelin bana bunu yapması, modellemesi, öğretmesi gerekiyor. O da işi öğretmendir. Bilgi kaynaklarının çeşitlenmesi ve artması öğretmenin, bir eğitimci olarak öğretmenin rolünü sıfırlamayacaktır. Ben böyle bir gelecek görmüyorum. Hatta tam tersine daha da artıracağını düşünüyorum. Evet. Peki hocam, Mustafa Hoca'nın bakışıyla eğitimcilere buradan bir nevi bir sesleniş olarak bu değişen dünyada yarının eğitimi olan yolculuğunuzda nelere dikkat edilmeli veya nelere yaklaşılmalı, nelerden uzaklaşılmalı böyle bir eğitimciler için? Bu önemli bir soru sordunuz. Benim de yani çok çok fazla düşündüğüm, yazdığım, çizdiğim bir konu. Bu hatta bir kitap hazırladığım kitap var o konuda. Yani öğretmenin sahip olması gereken niteliklerle ilgili bir soru bu. Yani ben anlayışıma göre öğretmenin sahip olması gereken bir takım temel nitelikler var. Bir defa herkes öğretmen olamaz, olmamalı. Çünkü öğretmen de çok özel bir meslektir. Yani çok özel ve önemli bir meslektir. Çünkü insanları eğitiyorsun, insanlara model, çocuğa model oluyorsun. Yani çocuk demek henüz kendini koruyamıyor, koruyacak kadar gelişmemiş bir varlık var karşınızda. Yani siz bir banka memuru değilsiniz, para saymıyorsunuz. Evet. Yani bir laboratuvarda çalışan bir kimyager değilsiniz, bir madenci değilsiniz, kuyumcu değilsiniz. İnsanla uğraşıyorsunuz ve çocuk biliyor musunuz her şeyi kopyalar. Hemen öğrenir, hemen alır. Ve sizin yaptığınız her şey onun için doğrudur bir anlamda. Yani hani yetişkin bir insan yapıyorsa bir şey demek ki öyle olması gerekiyor. Ben ortaokuldaydım biliyor musunuz? Bakın ortaokulda bir öğretmenimiz vardı. Her gün gelirdi bize her derste. Tabiat bilgisi öğretmeniydi. Sigaranın zararlarını anlatırdı. Sonra da giderdi. Ben düşünürdüm. Kendisi sınıftan çıkar çıkmaz sigarayı hemen yakardı. Ben düşünürdüm ya bu sigara bu kadar zararlıysa Kazım Hoca bunu niye içiyor? Sonra şöyle bir şeye geldim. Dedim herhalde bunun zorunlu olarak bunu yapıp bu konuşmayı bize yapması gerekiyor. Aslında sigara zararlı değil de hükümet onun böyle konuşmasını istiyor. O da konuşuyor. Adamın görevi bu derdim. Çünkü öğretmenin yanlış yapacağını düşünemiyorum ki. Yani çocuğun hani çocuk zihninin nasıl çalıştığını anlamak için. Yani öğretmenlik çok önemli bir iştir. Şimdi bu önemli kişinin, önemli işi yapan insanın ilk niteliği ne biliyor musunuz? İlk niteliği öğrettiği konuyu bilmesi gerekir. Öğretmen öğrettiği konuyu bilmez. Çok iyi bilmesi gerekir. Öğretmen bilmediğini öğretemez. Evde ders çalışıp sabahleyin okula gelip anlatmakla öğretmenlik olmaz. O konuyu yemeli, yutmalı, içmeli, damarında kan gibi olmalı öğrettiği konu. Matematikse matematik, fizikse fizik, Türkçe'de Türkçe. Yani onu çok iyi bilmeli. Şimdi öğretmen eğitimi konuşuyorsunuz değil mi? Nasıl hissediyorsunuz? Ben öğretmen eğitimle ilgili bilgi, beceri, işte... Yani o kadar çok ben o konuyu yedim, yuttum ki yani. İşte böyle olması gerekiyor. İşte bana yani bunu çalışıp gelmiyorum sizinle konuşmak için. Yani öğretmen bir kere öğrettiği konuyu bilmeli. İşte onun için Finlandiyalılar tezli yüksek lisans yaptırıyorlar kendi alanında. Yani ortaokul lise öğretmenler Finlandiya'da tezli yüksek lisans yapar. Matematikte, fizikte ne öğretiyorsa o alanda. İlkokul öğretmenleri de eğitim bilimlerinde tezli yüksek lisans yapar. Ve bu ne demek biliyor musun? 4 yıllık lisans eğitiminde mesela diyelim ki, Didem senin alanın ne? Sosyoloji. Sosyoloji okuyor 4 yıl. Ondan sonra 1,5 yıl da aşağı yukarı sürüyor. Sosyolojide master yapıyor. Ondan sonra o 5,5-6 yıllık süre içinde pedagojik formasyon derslerini alıyor ve öğretmenlik deneyimi kazanıyor. Ondan sonra öğretmen olabiliyor. Senin alanın neydiniz? İngilizce öğretmenlik. Tamam, 4 yıl İngilizce okuyorlar. Ondan sonra İngilizce'de master yapıyorlar, tezli master, tezli yüksek lisans. Ama o arada ki 5,5-6 yıl sürüyor, öğretmenlik formasyonu yani yöntem işte derslerini alıyorlar ve deneyim kazanıyorlar okullarda, öğretmen oluyorlar. Peki Türkiye'de nasıl oluyor? Ben size söyleyeyim mi? İngilizce öğretmenliği bölümünde 204 yıllık bir eğitim veriliyor, 240 AKTS, 240 kredi. Lik ders alınıyor. Bu 200 kredilik dersin, 240 kredilik dersin ne kadar İngilizce biliyor musun? Yarısı. Yani 4 yıllık programın %50'sinin alan ders olması gerekir. Yani
yarısı diyor 120 kare diye. %30'unun meslek dersi, %20'si genel kültür. Yani işte tarih, efendim işte kompozisyon gibi. Yani bunu şu şekilde okuyabilirsiniz. Aldığınız 4 yıllık öğretmen eğitiminin yarısı, yani 2 yıllık üniversite kadarı İngilizce eğitimi. Finlandiya kaç yıl yapıyor bunu? 5,5 veya 6 yıl. Finlandiya'da eğitim okuduğuna gitseydin, 5,5 ile 6 yıllık arasında İngilizce tahsil edecektin. Artı pedagojik formasyon dersleri alacaktın. Türkiye'de gelirsen 4 yıllık eğitim fakültesinin yarısında İngilizce okuyorsun, %30'unda meslek dersleri alıyorsun, %20'sinde genel kültür alıyorsun. Öğretmen bilmediğini öğretemez demiştim ya. Yani öğretmenlik alan bilgisi testi var Türkiye'de biliyorsunuz. 2013'ten beri veriliyor bu test. Bakana yaptığım, yazdığım raporda onların hepsinin işte tablosunu çıkarttım. 2003'ten beri KPSS var. Orada öğretmenlerin aldığı bölümler var. Bir de 2013'ten beri alan bilgisi testi var. Öğretmenlik alan bilgisi testi. Yani İngilizce öğretmen olmuşsunuz değil mi? Fakülteyi bitirmişsiniz. Bakanlıktan tayin isteyeceksiniz. KPSS'ye giriyorsunuz. Bir de KPSS'ye ilaveten alan bilgisi testine giriyorsunuz. Türkiye'deki alan bilgisi testlerinin sonuçlarını biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Yani 2017 testleri var elimizde. 17 alanda verildi bu test. 17 alanın hepsinde de 50 soru soruluyor. Yani İngilizce öğretmen olmak isteyen de 50 soru soruluyor. Fizik öğretmen olmak isteyen de, matematiğe de, edebiyata hepsine. Bu yıl en 50 sorudan doğru cevap ortalamasında en düşük işte fen bilgisiydi. %11 civarında. Geçen yıl lise matematik öğretmenliği %9'du. Ondan önceki yine fen bilgisiydi %13'tü. Yani doğru cevap ortalamaları 50 sorudan işte 12, 13, 15, 18 falan böyle gidiyor. En yüksek Türkçe o da 30'du. Yani öğretmen bilmiyor ki kardeşim nasıl öğretsin? Peki bu öğretmenin suçu mu? Değil. Kimin suçu? Benim suçum. Yani eğitim fakültesi o öğretmen adaylarına, o pırıl pırıl öğretmen adaylarına gerekli dersi yeteri kadar vermiyor. Onun için Türkiye'de böyle bir sorun var. Öğretmenlerin alan bilgisi yetersiz. Bunu artırmamız gerekiyor. Ve rakamlar, testler, yani bu testi ben yine vermiyorum. Devletin okuttuğu çocuklara yine devletin bir başına kurumu test veriyor. Bu alan bilgisi sorunun çözülmesi gerekiyor. Onun için Bakan Bey'e önerdiğim şuydu. Mevcut öğretmenlerin yani 1 milyon işte 100 bin civarında öğretmen oldu şimdi. Kendi alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir teşvik paketi hazırlaması lazım. Öğretmenler yüksek lisans yapmalı kendi alanında ama onun masraflarını bakanlık karşılamalı veya yüksek lisans yapanların maaşı artmalı. Ya bir şekilde öğretmeni motive edici, teşvik edici bir pakete ihtiyacım var. Durup dururken öğretmen kendisini yenilemek için çaba göstermeyebilir. Yani devlet okullarında böyle bir zorunluluk yok zaten. İşte özeller daha çok motive ediyor öğrencileri. Sonuç olarak, ilk olarak ister öğretim üyesi olsun, ister öğretmen olsun, eğitimcilerin kendi alanını çok iyi bilmesi gerekiyor. Çok iyi. Alanını takip etmesi gerekiyor. Yani uluslararası düzeyde yayınları izlemesi gerekiyor. Tabii ki öğretmenlerin de yabancı bilmesi gerekiyor. Yabancı bilme gibi bir sorun var Türkiye'de. Ya ben Finlandiya'ya gidiyorum kardeşim. Herkes İngilizce konuşabiliyorum. İlkokul öğretmeniyle de, öğrencisiyle de kardeşim. Sokaktaki insanla da. Ya onlar öğreniyorsa Türkler de öğrenebilir kardeşim. Kimse bana Türkler İngilizce öğrenemeyeceğini söylemez. Ben İngilizceyi 30 yaşından sonra öğrendim. Benim dilim Fransızcaydı. Ondan evvel iki mahalleydi işte, Çerkezce ve Kürtçe. Çerkez köyünü çalışmıştım, Kürt köyünü çalışmıştım. Yani İngilizcenin öyle yaşı başı bilen yok. Ve Türkiye'de öğrendim. Yurt dışına falan gitmedim. Türkiye'de öğrendim ben İngilizceyi. Daha Amerika'ya gitmeden evvel kitap tercüme etmiştim. 5-6 tane makale tercüme etmiştim. Kitabım yayınlandı Kültür Bakanlığı'ndan. Japonya eğitim sistemi hakkında kitap tercüme etmiştim. 1986'da yayınlandı. Türkiye'de, daha hiç yurt dışına falan gitmene gerek yok bunun için. Dizini kırıp çalışacaksın kardeşim, bu kadar basit bu iş yani. Ya tabii eğitim sisteminde bir sorun var. O ayrı bir konu, oraya girmeyelim. İngilizce eğitimi nasıl yapılmalı konusuna. O bitmedi sözüm. Ne yapacağını bilmeli. Yani ne öğreteceğini bilmeli.
Tabii yöntemi bilmeli, nasıl öğreteceği bilmeli. Tabii niçin öğreteceği bilmeli ama yani ne öğreteceği bilmesi çok önemli. Nasıl öğreteceği bilmesi çok önemli. İşte bu dersten o nasıl öğretmeli sorusunun cevabını veriyor. Bir de 9 tane nitelik var, tek tek hepsini saymayayım da. Onların içinde çok önemli bir tanesi var. Erdemli olmalı. Öğretmen dürüst olmalı. Güvenilir olmalı. Haksızlık yapmamalı. Yani adil olmalı. Doğayı korumalı, demokratik olmalı. Yani çok ciddi olarak bunu vurguluyorum. Öğretmen mutlaka ve mutlaka erdemli kişi olmalı. Çünkü çocuklarımız onu örnek alacak, model alacak. Hani ne öğreteceğini bilmeli, nasıl öğreteceğini bilmeli, çocuk gelişimini bilmeli, toplumu tanımalı, kültürü bilmeli, yaşamalı vesaire. Ama mutlaka erdemli olmalı. Teknolojiye hakim olmalı, bilgisayarın efendisi olmalı. Ama mutlaka erdemli olmalı. Evet. Son sorumuz hocam. Eğitim sistemine aslında çok az bir girdiğiniz sözünüzü de bu soru bağlamında tamamlarken Türkiye'de eğitim sisteminin iyileştirilmesi için bir politika önerisi yazma hakkınız olsaydı neyi değiştirmek isterdiniz veya neyi iyileştirmek isterdiniz? Değişikliği öğretmen eğitiminden başlardım. Öğretmenden başlardım. Çünkü öğretmen okulun ruhudur. Bu beylik bir laftır ama doğrudur. Öğretmen okulun ruhudur. Öğretmen eğitim sisteminin ruhudur. Tabii ki müdür de önemlidir. Psikolojik danışman da önemlidir. Kütüphaneci de önemlidir ama öğretmen yoksa hiçbir işi yoktur bunlar. Değişim öğretmenden başlardım. Öğretmenlerle ilgili Türkiye için önerilerim var. Bunu söylüyorum fırsat buldukça. Şimdi fırsatı bana verdiniz, burada söyleyeyim. Bir, mevcut 4 yıllık eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmalı ve eğitim fakülteleri öğretmen adaylarına kendi alanlarında tezli yüksek lisans yaptıran kurumlara dönüştürülmeli. Mevcut eğitim fakülteleri, 4 yıllık eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmalı ve öğretmen adaylarına ya da psikolojik danışma adaylarına kendi alanında tezli yüksek lisans yaptırmalı. Ve öğretmen adaylarının ya da danışma adaylarının uygulaması 2 yıl olmalı. Bir mesleğin öğrenilmesi için o meslek eğitiminin uygulamada geçen kısmının 2 yıl olması gerekir. Bu tıp eğitiminde, doktor eğitiminde böyledir. Hemşire eğitiminde böyledir. İşte hakim savcı eğitiminde böyledir. Yani dünyadaki en başarılı eğitim fakültelerinde uygulama 2 yıldır. Biz de onu 2 yıl yaptırıyoruz. Hani şu anda vakit yok ama bir dizi bir set kitap var bende. Bu Carnegie Vakfı'nın yayınladığı meslek eğitimiyle ilgili. İşte Educating Physician, Educating Nurses, Educating Lawyers gibi. Hepsinde ortak özellik eğitim, yani meslek eğitiminin uygulamalı kısmının işte yaklaşık 2 yıl olmasıdır. Öğretmen eğitiminde de dünyadaki en iyiler 2 yıl uygulama yaptırmaktadır. Biz de 2 yıl uygulama yaptırıyoruz. Birinci önerim bu. Master düzeyinde öğretmen eğitimi 2 yıl uygulama. İkinci önerim, hani pedagojik formasyonla öğretmen eğitimi, öğretmenlik sertifikası veriyoruz biz ya. Evet. Biliyorsun, yani verilebilir. Yani pedagojik formasyonla öğretmen eğitimi mümkündür. Yapılmalıdır. Herkes çünkü daha liseyi bitirir bitirmez öğretmen olmaya karar veremez. Yani insan üniversiteyi bitirince öğretmen olmak isteyebilir. Veya gidersin, üniversiteyi bitirirsiniz. Siz İngilizce, İngiliz dili ve edebiyatından mezun oldunuz, gidip tercümanlık yaptınız 5-10 yıl, sizi tatmin etmiyor. Ya yani bu iyi değil, ben öğretmen olmalıyım diyorsunuz. Veya ne bileyim, yani gittiniz kimya bölümünü bitirdiniz, bir laboratuvarda çalışıyorsunuz, manen tatmin etmiyor sizi, çocuklarla çalışmak istiyorsunuz. Tamam, ya da yeni bitirdiniz üniversite, öğretmen olmak istiyorsunuz. Bize geleceksiniz formasyon için ya, ben o zaman diyeceğim ki size, kardeşim önce git kendi alanında tezli yüksek lisans yap. Önce kendi alanında bir ihtisas yap, sonra bana gel demeliyim. Yani pedagojik formasyon programını alınan öğrenciler önce kendi alanlarında, kendi bilim dallarında tezli yüksek lisans yapmalı. İkinci önerim bu. Bunu yapabiliriz çünkü şu anda Türkiye'de öğretmen fazlası var. Yani sayı olarak sorun çözülmüş. Şimdi kaliteye vurgu yapmamız gerekiyor. Üçüncü önerim, mevcut öğretmenlerin ki demin bahsettim, Sayın İsmet Yılmaz'a da bunu sundum. Mevcut öğretmenlerin ki 1 milyondan fazla işte, 1 milyon 100 bin civarında şu anda tezli veya tezsiz yüksek lisans yapması için bir teşvik programı yapılmalı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri teşvik etmeli.
Niye tezli veya tezsiz burada bir ayrım yapıyorum? Çünkü tezli yüksek lisans için yapmak için üniversitelerden yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Üniversiteler diyor ki yabancı dil varsa ben seni tezliye alırım diyor. Bunu ben Sayın Bakan'a sunduğumda bakan beni durdurdu. Hayır hocam dedi, hepsi tezli yapacak dedi. Ben de Sayın Bakanım hepsi tezli yaparsa yapamaz dedim. Çünkü yabancı dil bilgisi yeterli olmayabilir. Eğer öyle istiyorsanız mevzuatın değişmesi gerekir dedim. Gerekirse onu değiştiririz dedi. Ya on, bakanlık farkında aslında bu ihtiyacı. Ya üçüncü önerim mevcut öğretmenlerin eğitimi, hizmet içi eğitimi. Dördüncü önerim de bunların hiçbirisi yapılamıyorsa o zaman şu mevcut eğitim fakülteleri var ya 4 yıllık 95 tane eğitim fakültesi. Bari bunlar da uygulamayı 2 yıl yapalım. Bizim yaptığımız gibi okul üniversite modelini uygulayalım ve son 2 yılı okullarda geçsin. Teoriyle pratiğin eş zamanlı öğrenildiği ve eşit oranda öğrenildiği bir model de geliştirebiliriz. Ben 4 yılda da iyi öğretmen yetiştiririm. Ama dediğim gibi öyle okuyup ezberleyerek değil, öğrenip uygulayarak bunu yapabiliriz. Türkiye için önerilerim bunlar. Eğitimde değişime buradan başlardı. Eğer öğretmen iyiyse zaten birçok problem kendiliğinden çözülüyor. Hepsi çözülür mü çözülmez. Tabii tekli öğretime geçmemiz lazım. Bu kadar uzun yaz tatiline gerek yok kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Ya bu kadar tatil ne demek ya? Öğrenecek o kadar çok şey var ki. Bu kadar tatile ne gerek var? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya buna bir bakmamız gerekiyor. Tabii ki eğitimde yöntem sorunu var Türkiye'nin tamamında. Anlatarak öğretmeyi o kadar çok sevmişiz ki bir türlü vazgeçemiyoruz. Dünyanın en ucuz, en basit ama en faydasız eğitim şekli. Böyle bir eğitim olur mu? Olur. Anlatıyorum bak ben şimdi dinliyorsunuz beni. Yani aradan 6 ay geçsin, size birisi sorsun ya siz bir yere gitmiştiniz, bir adama soru sormuşsunuz, adı neydiyseniz muhtemelen hatırlamayacaksınız. Çünkü bu başka bir şey yani. Hani yaparak ve yaşayarak öğrenme başka bir şey, dinleyerek öğrenme başka bir şey. İkisi öğrenme ama birisi kalıcı, diğeri geçici. Yani öğretmen eğitiminden başlardım. Herhalde en doğrusu, en kısası o olurdu. Yeter mi? Yetmez elbette. Yani çok boyutlu bir şey. Binada lazım, laboratuvar lazım, teknoloji lazım, kodlama lazım, dünyayla yarışmak lazım. Türkiye'nin bir numarası olmak artık çok önemli değil. Yani dünyanın bir numarası olmak için çalışmanız gerekiyor. Yani dünyayla yarışan nesillere ihtiyacım var. Daha doğrusu ben şöyle söylüyorum bunu. Dünyayla konuşan, dünyayla çalışan, dünyayla yarışan nesillere ihtiyaç var bu ülkenin. Ama bu yetmiyor. Artı erdemli nesillere ihtiyaç var bu ülkenin. Yani başarılı ve erdemli nesillere. Başarılı ve erdemli nesiller demek, her bireyin tek tek başarılı ve erdemli olması demektir. Ya buna vurgu yapardım. Yani şu test çözen bir nesil değil de hayatı da anlayan. Yani hem çocuk yüzmeyi öğrensin, hem saz çalmayı öğrensin, hem milli oyunlarımızı öğrensin, hem de fiziği, kimyayı öğrensin, İngilizceyi konuşsun, bir dil konuşsun, en az birden çok dil konuşsun. Yani dünyayla yarışmadan olmaz. Artık o yani yerli malı tüketelim güzel geliyor kulağa ama pratiği yok artık onun. Yani diyelim ki kendinize telefon alacaksınız, en iyisi hangisiyse, en ucuz hangisi onu alıyorsunuz. Yani bu Türk malı mı, yabancı malı mı diye bakmıyorsunuz. İşte fotoğraf makinesi alacaksınız, araba alacaksınız, yerli malı mı değil mi diye ona bakmıyorsunuz. En iyisi hangisi işte. Yani aslında bu çağ var ya, hani küreselleşme çağı deniyor, aslında bu çağ kalite çağı. Kim kaliteli hizmet üretiyorsa ben gidip onun hizmetini alıyorum. Kim kaliteli ürün sunuyorsa gidip o ürünü alıyorum. Yani o ürün dünyanın neresinde üretilmiş artık bunun önemi yok. Önemli olan ürünün kalitesi, benim ihtiyacımı daha iyi karşılaması ve daha hesaplı olması. Yani kaliteli eğitim sunarsanız dünyanın her tarafına öğrenci size geliyor. Kaliteli telefon yaparsanız dünyanın her tarafına insanlar gelip onu alıyor. Kaliteli araba yaparsanız dünyanın her tarafına insanlar onu alıyor. Kaliteli okul açmak da benim derdim. Ben istiyorum ki öyle bir eğitim fakültesi kurmalıyım ki ben dünyanın her tarafına insanlar gelsinler, bunu örnek alsınlar. Yani öğretmen eğitiminde bir Türkiye markası yaratmak istiyoruz biz. Aslında biraz da o mesafe aldık. Mesela Finlandiya'dan 4 tane profesör geldi, bizim modelimizi inceledi ve şu bir ay kadar önce de bir makale yayınlandı. Finlandiya'dan, Japonya'dan
Japonca bir makale yayınlandı. Şimdi onun tercümesini yaptık da sosyal medyada paylaşacağız. Yani sadece bizim çocuklarımız değil, bütün çocukların iyi bir eğitim aldığı, yani doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştirdiği bir model yaratmak istiyoruz. Bu modelin yaratılması için başlangıç noktası öğretmen eğitimi ve burada MEF Üniversitesi'nde, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde somut olarak öğretmen eğitiminin çok iyi yapılacağını göstermek istiyoruz. Yani hem Türkiye için çok iyi bir model olsun, hem Türkiye dışı için de model olsun. Sadece bizim çocuklarımız değil, bütün çocuklar çok iyi bir eğitim alsın istiyoruz. Evet hocam, biz de gerek siz hocalarımız, gerek yarın eğitimi olarak inanıyoruz ki o dalgayı eğitimle yakalayacağımıza inanıyoruz. Hocam, fikirlerinize, emeğinize sağlık gerçekten. Zaman ayırdığınız için, bu güzel fikirleri, uğraşları, çabaları bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben konuşmayı özlemişim galiba. Çok teşekkürler, sağ olun.